çok kaliteli bir takıma karşı oynadık bugün. Ama bizim de bu kadar mücadele edeceğimizi de biliyorduk. Ya yani ona göre hazırlanmıştık zaten. Gidip de hani bu maçı iki yarıdan, üçüncü periyottan veya 10 sayıya, 20 sayıya kazanmak çok zor zaten. Ona göre oynadık. Maçın sonunda çok küçük detaylarla, yani birkaç tane hatamız maçı onlara getirdi, şutları soktular. Ya bundan, bu maç bizim için ekstramız olacak açıkçası. Yani bu maç bize çok bir şey kaybettirmeyecek, hedeflerimizden de uzaklaştırmayacak. Ama bunu kazansaydık da çok büyük bir ekstramız olacaktı, güzel olacaktı. Ama güzel bir maç olduğunu düşünüyorum basketbol açısından. Hem izleyenler için hem ekran başında izleyenler için. Yani bundan sonra yapacak bir şey yok. Bunu bugünü burada bırakacağız, unutacağız. Haftaki maçımıza bakacağız artık. Şöyle bir şey, karşıda çok tecrübeli oyunculara sahip. Yani küçücük bir saniyelik, iki saniyelik bir hatamız, bir iletişim kopukluğumuz ya da bir konsantre eksikliğimiz tabii ki bize sayı olarak dönüyor. Oralara belki daha iyi oynayabilirdik. Yoksa sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Maçın hep içindeydik, öndeydik senin dediğin gibi. Ama küçük detaylar abi, dediğim gibi yani. Bu maçlarda zaten birkaç tane ince yer, yani iki top, bir top bize maçı kaybettirdi. Oraları daha iyi oynasaydık, savunabilseydik yani maç zaten gelecekti ama gelmedi. Rakibimizi tebrik ediyoruz zaten. İki tane maçımız var. Bu maçtan önce 3'te 3 diyorduk. Olmadı bu maçla birlikte. Artık hedefimiz 2'deki yani İstanbul. O da çok zor bir maç olacak. Çok istekliydik, çok arzuluyduk ve çok sert oynamaya çalıştık. Rakip de büyük, yani küçümsenecek bir rakip değildi. Çok güzel mücadele edip sonunda yanlış hatalardan dolayı ya da bizim kendi tecrübesizliğimiz mi diyeyim artık, başka bir şey mi diyeyim, kaybettik. Takım arkadaşlarımı ve rakip takımı gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel bir maçtı. Olmadı ama bu bizim için bir kayıp değil. Zaten son iki maçı da kazandığımız takdirde playofflarda bir 2-0 yapıp, 50 edip son 8'li finale gitmek istiyoruz. Ben bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele gösterdik bence. Yani maç için söyleyecek bir şey yok bence. Çok iyi oynadık. Ama yani maç sonunda da çok erken faul haklarımızı doldurduk oyuncular olarak. Bir 4 kişi falan sanırsam 4 faullüydü. O da bizim savunmamızı yumuşattı biraz maç sonunda. Çünkü 5. faul alıp atılacaktık sırayla. O yüzden biraz bence orada savunmamız yumuşadı. Enteresan birkaç basket yedik o son kritik anlarda. Hedefimiz sağ avantajını yakalamak. Onun için ilk 2'de işte yerimizi almak istiyoruz. O yüzden 2 maçı da yenmek istiyoruz. 2. maç evimizde, şimdi İstanbul deplasmanına gideceğiz. İlk maç yenmiştik burada 15 sayıda. Orada ilk hedefimiz o maçı kazanmak. Sonra göreceğiz. Rakibimizi bekleyeceğiz.